formunda sözlüsü olarak arkadaşlarım tarafından seçilmiş bulunmakta. O yüzden de bu açıklamayı sizlere ben yapıyorum. Biliyorsunuz ki Şubat ayında çok büyük bir üzüntü yaşadık ülke olarak. Ve platform olarak ilk açıklamamızı deprem ile ilgili yapmayı arzu etmiştik. Ve bununla ilgili de basında metnimizi paylaştık. Sizler de görmüşsünüzdür zaten. Depremle ilgili hem ilimizde alınması gereken önlemleri, alınması gereken tedbirleri ve yapılması gereken şeyleri her başkanımız kendi alanının ilgilendiren alan konusunda çalışmalara imza atmak için bir araya geldik. Ordu Barosu olarak bu anlamda neler yaptığımızı sizlerle kısaca paylaşmak isterim. 6 Şubat sabahından beri sadece maddi ve manevi tüm gücümüzü deprem için kullanıyoruz. Öncelikle aynı yardımlar ve nakdi yardımlar konusunda yardımcı olduk. Ancak bizim alanımız biliyorsunuz ki hukuki problemlerin çözümü ve hak arama hürriyetiyle ilgilidir. Bölgedeki meslektaşlarımızın öncelikle konteyner ofisler aracılığıyla mesleklerini devam ettirebilmeleri için yardımcı oluyoruz. Bunun dışında yıkılan binalarla ilgili sorumluların tek tek cezalandırılması için suç duyurusuna bulunduk. Binayı yapan müteahhitten başlamak suretiyle fenni mesullerin, yapı denetim firmalarının, bürokratların, belediyedeki çalışan bununla ilgili personellerin ve gerekirse siyasilerin belediye başkanlarının sorumluluklara yoluna gitmek için soruşturmamızı açtırdık ve bununla ilgili de sonuna kadar işin takipçisi olacağımızı buradan bildirmek isterim. Aynı zamanda da bundan sonra böyle felaketlerin yaşanmaması için gereken yasal düzenlemelerin yapılması için mücadele edeceğimizi bir hukukçu olarak, Ordu Barosu olarak sizlere söz veriyorum. Bu anlamda Ordu'da da şimdi başkanlarım çok daha iyi anlatacaklardır. Deprem kuşağının belki tam üzerinde değiliz ama alınması gereken bazı tedbirler var. Bununla ilgili de gereken yetkilileri uyarmak bizim en baştaki görevimizdir.